Ama geldi zaten çok kilo. Biz hep söylüyor bu forvet nasıl şişko ya? Evet, evet biz öyle bir bu forvet şişko bak. Sevgili seyirciler, Atakan Kurt ile Futbol Anıları programının bu haftaki konu Süleyman Yula. Yula ile geçmişe gideceğiz. Anıları, hikayeleri sizler için masaya yatıracağız. Güleceğiz, eğleneceğiz ve geçmişi sizler için yad edeceğiz. Hoş geldin Yula. Hoş buldunuz kardeşim. Biraz gerçi rötarlı oldu ama en sonunda yakalım seni. Buldum normal. En sonunda yakalım seni. Evet. Türkiye geliş hikayene dönelim. Hangi takımda oynuyordun? Kim seni keşfetti, izledi ve Türkiye'ye nasıl geldin? İlk hangi takımda oynadın? Ben ilk önce zaten Anderlecht. Bir Bekir, bir menajer Bekir ve Cem Unuk. Onlar beni zaten Ali Gençler Birliği. Gençler Birliği aldılar. Evet, Gençler Birliği geldi 4 sene imza attı. Okey, 2 seneden sonra yine 2 sene yine uzattı. Okey ama 4 sene kaldı orada. İlhan Cavcav'la böyle enteresan bir anım var mı? İlhan Başkan biraz sözleşme konularında zordu. Para konusunda zordu. Evet, evet. Yo, ben zaten ilk önce Türkiye'ye gelmek istemedi. Almanya, Mönchengladbach bir teklif geldi bana. Okey, sonra Cavcav, bu Bekir menajer aradı beni Cavcav konuştu. Cavcav söyledi, kardeşim sen gel burada bak. Beğenmiyorsa o zaman sen imza atma. Sonra ben geldi, biz Ankara'ya geçti. Bana bir restoran falan getirdi. En güzel yerlere götürdü seni. En güzel yerler. Sonra biz zaten 10 dakika ben zaten hemen tamam dedi, ben burada kalacağım. Sonra bana söyle, o zaman sen ne istiyor? Ben söyle, o zaman sen ne veriyor falan. Hemen fiyat söyledi. Ben de zaten tatırmadı. O zaman hemen biz gençlerle 10 dakika zaten benimle anlaştım onunla. 10 dakika anlaştım. Senin kafandaki rakamı söyledi başkan sana. Değil mi? Evet. Ben zaten ne rakam söyledi bana, ben hemen beğendim zaten. Ha, beğendin. Evet. Süper. Var mı peki sezon içerisinde yıllar devam ederken başkanla bir anın? Bir uyarı yaptı mı sana? Yanına çağırdı mı? Konuştu mu? Okey. Ben ilk önce geldi zaten 4 falan maç, 4 maç oynadı. Okey zaten ben yeni ülke, yeni kültür, adaptasyon lazım. 4 maç okey söylüyor. Oh, bu forvet kim? Alio gol atamıyor kötü falan. Okey biz sonra gençler birliği Ankara Gücü derbi falan var. Ben bu maç patladı. 2 gol attı. Biz 4-0 o 4-1 falan kazandı. Bundan sonra kimse buna tutmadı. Kimse tutamaz. Ya sonra başkan hep biz böyle istiyor. Sen ne istiyor? Başkan hep bana geliyor yanıma konuşuyor falan. Övüyor seni, senle iyi geçiniyor. Söylüyor, konuşuyor. Sen benim çocuk, böyle bir şey istiyor. Beni ara, numara versin. Ama ben söyle, çocuğu bir tercüme var. Ben söyle, nasıl arıyor? Ben Türkçe bilmiyorum bu zaman. Olsun ara, ben Fransızca biliyorum ama Fransızca bilmiyorum. Sonra ama biz konuşuyor ya. Ama çok iyi başkan, çok o iyi. O zaman Ersun Yanal mı vardı? İlk önce bir Belçika bir hoca var. Mateusz Meus bir Belçika. O gitti. Dua Arıca falan. Erdoğan Arıca vardı. Erdoğan Arıca geldi. Allah rahmet eylesin. O da bitti. Sonra Ersun Yanal geldi. Senin Ersun Yanal'da hikayelerin çok enteresanmış. Herkes anlatıyor. Sana böyle antrenmanlarda sürekli çalıştırıyormuş. Evet. Sana kızıyormuş. Özellikle gol kaçırdığın zaman sürekli şut antrenmanı yaptırıyormuş. Evet. Ceza idmanı yaptırıyormuş. Olmaz. Çünkü o geldi. O zaman okey. Ben daha gençti. Sonra bazen maç ben herkes dribling yapıyor. Kale geliyor, kaçıyor falan. Çünkü neden? Çünkü ben zaten top ortada alıyor. Herkes dribling yapıyor. Gol gelince sonra yoruyor. Yoruluyorsun. O zaman bana dedi, idmandan sonra her idman sen ekstra idman yapıyor. Yani oraya kadar geleceksin, bundan sonra atacaksın diyorsan. Evet, ha. Çünkü ben idmandan sonra herkes zaten gidiyor, duş bitti, ben hala sahada. Okey, ben de işim de iyi çünkü forvet gol atmak. O zaman biz idmandan sonra çok koşuyor, ben ortadan bana top veriyor, gidiyor karşı karşıya. Ben atamasa hemen yapıyor. Şınav 10 kere. Atamasa 2 kere, 20 kere. Sen oldukça şınav çekiyorsunuz. Hep yapıyor ama sonra bakacaksın 2 haftaya
gidiyor maç. Sonra yine şey yapıyor ama hep gol atıyor. Hep atıyorsun. Hep atıyor. Sonra golün lig bitince 14-15 gol atıyor falan. 15 gol attı. Evet. Sonra yani Arsenal'ın o antrenmanları işine yaradı. Çok iyi yaradı. Çok iyi, çok iyi. Çünkü bu ekstra idman. Önce de böyle yapamıyordu ama Arsenal gelince böyle yapıyor. O zaman ben maç hiç yoramıyor. Okey, zaten biz bu zaman bütün takım hep milimol koşuyor falan. Biz pola veriyor milimol. Çok, ben hayata böyle koşuyor yok önce ya. Çok mu ağır idman? Çok ağır, çok ağır. Zaten Arsenal o zaman çok seviyor idman. Bir, bir buçuk, iki saat idman. Hep tempo idman. Pres. O yüzden de biz İstanbul takım geliyor. Rahatsınız. Çok rahat. Sen mesela Beşiktaş'ta o antrenmanı yemedin mi? Gördün yok mi? Yok. Zaten ben Beşiktaş geldi. Okey, Beşiktaş büyük takım. Bizim rakip herkes kapanıyor falan. O zaman biz tempo veriyor. Ama biz gol atmadığın zaman hemen baskı başlıyor. Baskı başlıyor. Bu zaman Beşiktaş karşı grup var. Hemen protesto. Beşiktaş gol ama gol atamıyor. Protesto başlıyor. Protesto. O zaman okey, ben önce gençle birliği oynuyor rahat. Hiçbir şey baskı yok. Taraftar baskı yok. Çünkü oynuyor gençle birliği. Bir de açık alan. Açık alan. Atmasa ama ben bile bu son dakika atıyor. Ama Beşiktaş bu yok. Beşiktaş ilk 15 dakika hemen başlıyor. Katar gol. O zaman bu zaman Aytor var ya. Katar gol Aytor. Ras, sağ, sol koşuyor. Gol atmak istiyor ama zor. Zor. Evet. O yüzden de ben Beşiktaş, ben de zaten gol atma çalışıyor ama olmuyor. Okey, sonra. Sen bir de kapalı savunmalara karşı zorlanıyordun değil mi biraz? Çünkü yer yok arkada zaten. Yani alan yok. Alan yok. Sonra ben zaten oynuyor. İki üç defa benim tutuyor. Hemen tutuyor. O zaman. Sen hiç unutmuyorum. Lig maçlarında çok zorlanıyordun. Avrupa Kupası maçlarında çok rahat, iyi oynuyordun. Evet. Ve goller de attın. Gol attın. Bodo Glimt'e iki gol attın değil mi? Üç tane attın. Evet. Üç tane biz gitti zaten oraya, okey burada bir falan evet. Beraber orada gitti, senin dediği gibi orada alan var. Alan var. Ben baskı yok, taraftar yok. Aynen. Sonra üç gol attı, biz 4-1 falan kazandı. 4-1 kazandınız. Evet, orada Beşiktaş burada faktör gençler birliği ve Beşiktaş. Tabii. Gördün zaten hala var. Çok iyi forvetler geliyor İstanbul takım. Ama yapamıyorlar. Demek ki o baskıyı, stresi yönetebilmek de önemli. Herkes onu kaldıramıyor değil mi? Ama herkes kaldıramıyor, evet. Sen kaldırabildin mi? Sen de kaldıramadın. Yok ama ben zorlandım. Neden ben Beşiktaş sahibi? Çünkü biz orada geldi, ben dediğim gibi gençle birliği iş baskı yok. Ama Beşiktaş geldi hep baskı. Dışarı çıkıyor baskı. O zaman ben 4 sene gençle birliği rahat yıldız falan orada. Sonra pişman mı oldun geldiğine? Ama sonra ben söyleyeyim, o zaman ben böyle devamsa ben kalmam. Evet. Sonra ben söyledi toplantıya Tigana. Sonra Tigana okey, çünkü zaten Rıza Şalınbay bana getirdi. Ben hep oynuyor, ilk kombi sıkıntı yok. Sonra Tigana geldi. Yine oynuyor ilk kombi. Sonra bazen bel arıyor. Okey. Sonra ben Tigana konuşuyor. Ben söyledi ben aile yanıma gitmek istiyor. Çünkü ben Avrupa gitmek istedi ya. Sonuçta aile Fransa, Belçika. Onunla bırakmak istemedi. Okey, ben sonra iki gün falan idman çıkmadı. Ha, çıkmadın bıraksınlar diye. Yok evet, bıraksınlar çünkü ben futbol zaten kafa. Kafada bitti. Kafa ne zaman yok bir yer, o zaman orada kalmak çok zor. Ha, zor. Evet, sonra ben krali gitti Mets falan. Sonra sen antrenmana çıkmadım dedin ya, aklıma şey geldi. Sen Kleberson'la aynı sezon oynadın. Aynen. Kleberson bir gün Rıza Hoca galiba antrenman koymuş öğlene. Kleberson gelmemiş, benim yemek saatimde antrenman olur diye antrenmana çıkmamış. Sen orada mıydın? Aynen. Evet. Bakmışlar Kleberson yok. Evet, Kleberson yok. Çünkü ama orada geldi zaten Beşiktaş büyük yıldız, Dünya Kupa aldı. Tabii. Ama geldi orada baskı çok. Baskı çok değil mi? Bu da kaldırmadı. O da kaldıramadı. Ama Ayton da aynı. Ayton da aynı. Ama Brezilya milli takımında Dünya Kupası'nı almış. Evet. Ayton Almanya'da Süper Lig bitti. Süper Lig bitti. Gol kralı bitti orada. Gol kralı oldu. Beşiktaş'ta baskıyı kaldıramadı. O da kaç sene oldu? Bir sene sonra gitti. Çok enteresan ya. Çok ya, ama demek ki Türkiye büyük takımlar çok baskı var. Tigana nasıl hocaydı? Yok, Tigana iyi hoca. İyi hoca. Ama sen biliyorsun Türkiye yabancı hoca gelirse
sen ilk önce hep Türk oyuncuyla çok konuşmak lazım. Değil mi? Çünkü sen Türk oyuncuyla çok konuşmuyorsa o zaman problem yaşıyor. Çünkü problem sen derken ne yapıyorlar arkadan? Ama mesela söylüyor mesela neden ben oynamıyor mesela. O zaman hoca baskı başlıyor. Ha, hocaya baskı yapıyorlar. Normal. Neden? O zaman hoca idmanla söylüyor. Yap bu bazen zaman zaman yapmak istemiyor. İdmanla rahat, maçla rahatlanıyor falan. Ha. Mesela sen yedek maç giriyor ikinci devre kendi vermiyor. Ben çünkü de. Sen istiyor hoca göndersin mesela. Ha, hocayı göndersin istiyor. Evet. Kimler böyle istedi? Ama var, var. Her takım mesela var böyle. Var. Mesela yabancıyla aynı. Sen oynamıyorsa tek elim hoca gitsin. Belki başka hoca gelirse o zaman sen oynayabilirim mesela. Vay, enteresan. Evet. Rıza Hoca nasıl teknik adamda? Rıza Hoca çok iyi bir hoca, çok iyi bir insan. Ben o çok çok seviyor. Biz çünkü ben o bana getirdi Beşiktaş. Evet. Bana her maçı kombi koyuyor. Hep bana destekliyor, hep bana konuşuyor. Yine sonra Eskişehir gitti yine bana okey ben oradayken sonra okey biz çok iyi sezon geçirmedi. Sonra hoca Deşir'i Tıkan'a geldi. O zaman Rıza bana getirdi. O gitti sonra ben kafa Beşiktaş kalmadım falan. Ha, kalmadı. Kalmak istemedin. Kalmak çok istemedi. Çünkü bu hoca bana getirdi. Sen gönderdi bu. Başka hoca yine geliyor. Sonra başka oyuncu getiriyor. Sonra ben Beşiktaş almak istedim falan. Ha, kalmak istemedin sonra. Evet. Senin Sergen Yalçın'la anın var mı? Evet. Biz zaten Sergen zaten biz kamp zaten zaman zaman geliyor. Hep gülüyor. Bana takılıyor. Oh, sen uyumadı akşam. Ya ben çok iyi uyudum falan. Ben söyledim sen uyumadı mı? Ya ben de çok iyi uyudum. Sonra biz zaten gülüyor falan böyle. Ama Sergen çok iyi. İnsan çok, ben de zaten geldiği zaman bana hep söylüyor, kardeşim burada geçebilirdir, burada baskı var. Evet, bana söylüyor, burada kardeşim burada baskı var. Sen geçebilir, kaçırıyor golü, sekiz ama burada kaçırıyor. Problem. Problem, ama ben, o bana dedi, ben Sergen Yasin, ben sadece pas veriyor, sen atamazsan ben iş yaptım bana. Aa, okey, benlik sıkıntı yok, ben pasımı veririm. Ben pasımı veriyor. O bana dedi, yula ben top varsa, sen sadece koş. Ben biliyorum ne de verebilir sana. Göz kapatıyorsa yine verebilir ama aynı şey yapıyor. Gözümü kapatayım ben sana yine veririm diyor. Aynı. Ama aynı şey yapıyor. Verdin peki? Veriyor hep. Okey zaman zaman kaçırıyor, zaman zaman atıyor. Ama normal bu. Tümer Metin? Tümer Metin de bu çok iyi adam. Okey, Tümer daha sakin. Daha sakin. Daha sakin adam zaten. Okey, takımda iyi ses yok. Ama sağ gelince her şey yapıyor mesela. Şey yapıyor, çok iyi bir sol ayak var. Hem mücadele hem koşa. İyi. Beşiktaş sen, çok iyi adamla var. Senin Türkiye Ligi'nde en beğendiğin, seni en çok etkileyen futbolcu kimdi? Ben oynarken defans mı? Defans olabilir. Kim zorlanıyor bana mı? Sen mesela kime zorlandın mesela? İbrahim Turam'a. İbrahim Turam'a zorlandın. Her zaman. Her zaman. Evet ben o, bütün o... Türkiye defans. Çünkü orası hem suratlı hem güçlü. Hem suratlı hem ben güçlü. Ben o karşı çok oynamak istemiyorum. Çünkü biz yine... Gençler Birliği Beşiktaş maç. Her zaman ben söylüyorum Veysel Cihan. Git ona. Ha. Ben Diyestop'a gidiyorum. Müthiş. Evet. Peki en böyle oynamak istediğin stoper kimdi? Oynamak. Kimle oynamak isterdin rakip olarak? İlk sene Gençler Birliği oynarken Bülent Korkmaz. Bülent Korkmaz. Neden? Bülent Korkmaz. Ağır mı? Bülent Çocuğu bana hep söylüyor. Biz okey bu zaman ben Türkçe'yi bilmiyorum ki. Hop, kesin bana hep küfür ediyor bana. Gelme bana. Top gelme diye bana vuruyor önce. Bana korkmak istiyor. Ha, korkmak ama istiyor. Ben söylüyorum yok. Ben söylüyorum. Göreceğiz top gelince. Fransızca ama. Ha. Top geliyor ben bir defa. Ben bakıyorum arkada. Ama o da çok sert. Çok sert. Evet. Ama evet. Onunla mı oynamak istiyordun karşılıklı? Ama çünkü o hep zaman kavga anladın mı? Hop, hep bana kavga istiyor falan. Yula sen geliyor ben sana vuruyor bana böyle gelme burada. Git orada. Sen hangi forveti beğeniyordun Türkiye'de en çok santrafor? O zaman ben... Çok iyi santraforlar vardı. Evet. Mesela bu, Fatih Tekke var. Fatih Tekke var. İlhan Mansız var. İlhan Mansız o zaman.
Ben Fatih Tekke'yi çok çok beğendi. İlhan Mansi'yi çok beğendi. O zaman Hakan Şükür de oynuyor Galatasaray. Çok beğendi ve Arif Erdem de beğendi. Yattara'yla da iyi arkadaş. Yattara da çok okey. Bizim milli takım zaten evet. Biz aynı ülke. Yattara da zaten biz zaten maç Trabzon Gençler Birliği maç önce biz hep arıyor telefon konuşuyor. Kardeşim bugün kim kazanıyor? Biz zaten iddia yapıyor. Ben söyle bizim takım kazanıyor. O da söylüyor. Onun takım kazanıyor. Ama maç geldi zaten maç önce iyi arkadaş. Maç başlıyor. Ben hep söylüyor. Bizim defans. Kardeşim bu gelirse hemen vur. Vurum. Çünkü vurma o zaman sen tutamaz o. Tutamazsın. Zaten adam zaten çok yetenekli çok bir yetenek, oyuncu. Tabii. Evet. Çalım atma özelliği var. Çok rahat. Her şey. Var, driplingi var. Her şey rengi, var. Tabii. Bana zaten maç bitince bana gülüyor. Senin defans söylediği bana vur. Ben nerede? Sonra maçtan sonra ben o defans hep gülüyor ona. Gülüyorsun. Çok. Ya müthiş. Müthiş. Ayrton'la alakalı böyle az önce anlattım baskıyı kaldıramadı dedin Kleberson'la beraber. Evet, evet. Kiloluydu biraz Ayrton. Ama geldi zaten çok kilo. Biz hep söylüyor bu forvet nasıl şişko ya. Evet. Evet biz öyle bir bu forvet şişko bu. Ama adam zaten idman koşamıyor. Koşamıyor. Maç koşamıyor. O yüzden de ben Beşiktaş çok yoruldum. Neden? Ha, sen çok yoruldun ondan dolayı. Çünkü biz shift forvet ama bütün koşu ben yapıyorum. Sen yapıyorsun. Bütün koşu. Adam sadece top bekliyor, gol atmak. Ama ilk önce mücadele ama adam... Ama onun son vuruşu senden daha iyi değil mi? Ama adam son vuruş mükemmel. Mükemmel. Ama başka bir şey ben çalışıyorum ona. Ha, sen çalışıyorsun ona. Her şey ben yapıyorum. Hem sağ gidiyor, top getiriyor, veriyor ona. Olmaz ya böyle. İbrahim Üzülmez. Onunla beraber de oynadın, ona karşı da oynadın. O da böyle... O da çalıyor. O da karşı oynamak çok komik mesela çünkü o top gidiyor kafadaki o hep gidiyor. Yani, tamam ben söylüyorum o gitsin o bıraktığı boş var ya. Boş alan. Biz alıyor ben hep top orada. Alıyor gidiyor. O yüzden de biz Beşiktaş, gençler Beşiktaş hep zorlanıyor bununla. Çünkü ben biliyorum bunlar defans nasıl oynatıyor. Sadece Vesel kalıyor. İbrahim Turaman. Ben diye rahat. Ha, sen rahat. Çok rahat. O yüzden de ben İstanbul takımla karşı oynama müthiş. Keyif müthiş. Kaç gol attın Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a toplam? Ama ben hep atıyor ya. Hep atıyordun. Hep atıyor. Çünkü burla alan kapatmıyor var. Ya. Ha, tabii, evet. Tabii. Burla her maç bizim karşı uzum. Tamam ben kalıyor. Uzum gol atamazsa ben her maç atıyor. Her maç atıyordun. Doğru. Hatırlıyorum. Murat Şahin'le de birlikte oynadın. Sergen Yalçın'la. Evet Murat şimdi. Evet. O zaman Beşiktaş'taydı. Evet Murat Şahin. Takımın abilerinden. Murat Şahin zaten o bana çok destek verdi. Çünkü bana ben gelince bana hep söylüyor Yula tamam burada zor. Ama sen takma kafa, sen iyi oyuncu. Biz İdman önce hep konuşuyor İdman da çünkü kaleci. Anladın evet. Mı? Ama Murat çok iyi. O da çok iyi insan. Çağdaş Atan'la da beraber oynadın. Evet Çağdaş Atan aynı. O da iyi arkadaş. Okey İdman zaten biz çok o karşı ama o çok sertli çok seviyor sert. Ya. Her maç her İdman sertli gidiyor. Mücadele ama bir seviyor. O seviyor ben seviyor çünkü mücadele İdman sonra maç aynı. Sonra o fayda olur, ben de fayda olur. Doğru. O yüzden her idman o bana karşı seviyor. Çünkü ben bırakmıyor ki. Bir de Beşiktaş'a geldiğinde şu yönden de sevinmiş olabilir misin? İbrahim Toraman'a karşı zorlanıyordun. Beşiktaş'a İbrahim Toraman'la oynadın. Evet. Sonra? Onun konuşmasını geçtim aranızda İbrahim Toraman'la. Dedim mi ona? Evet. Ben söyledi zaten kardeşim senin karşı oynamak sevmiyor diyor. O bana dedi ben de aynı kardeşim. Çünkü sen Türkiye bütün forvet ben rahat ama sen hep zorlanıyor beni tuttu. Süratlisin. Ben de aynı şey söyledi ona. Doğru. Ahmet Hasan. Ahmet Hasan. Gençler Birliği'yle beraber oynadın. Evet. O da çok iyi arkadaş. Cüsü Gençler Birliği. Bütün asist o bana veriyor. Değil mi? Ama çok iyi futbolcu da. Çok iyi futbolcu. Çok. Bizim takım geldi zaten ilk sene o daha çok gol attı beni. Senden daha çok gol attı. Benden daha çok attı. Ama çok golcü özelliği de vardı ortası oynaması. Çok var. Hem kafa her şey. Her şey vardı. Sonra ikinci olarak. Sene biz anlaştı. Bana asist kral bitti adam. Asist kralı bitirdi. Evet. Çok sonra Beşiktaş geldi. Sonra Beşiktaş'a gitti. Beşiktaş yine oynadı beraber. Tabii. Yine aynı şeyle asist falan.
Çünkü biz çok iyi anlaşıyor falan. Ama çok iyi futbolcuydu. Yani çok Denizli iyi. Spor, Kocaeli Spor, Gençlerbirliği, Beşiktaş her gitti takımda iyi oynadı. Her gitti takım çok iyi. Afrika'da yılın futbolcusu seçildi. Kaç sene? Tabii. Bu Egypt değil mi? Evet. Evet. Mısır'da evet. Hep iyi oyuncu seçiliyor. Biraz cimriydi ama değil mi Ahmet Hasan? Ahmet Hasan zaten ben 1 euro yemedim ben ya. Ahmet Hasan. 1 euro yemedim değil mi? Yok ya. Hiç yemeğe gittiniz mi beraber dışarıda? Sadece takım. Ha takım. Takımla beraber. Zaten yemeğe gitseniz hesabı sen ama ödeyeceksin. Ama hesabı evet. Ahmet Hasan zaten böyle. Cebinde akrep vardı hatırlıyorum ya. Vermiyor. Panku. Panku'yla da beraber oynadın. Panku beraber oynadı. O da iyi futbolcuydu. Forvet arkası oynadı. 100. yılda şampiyonlukta katkısı vardı. Katkı var evet. Yok, Panku da çok iyi insan, çok iyi adam. Hep o da adam Beşiktaş çok seviyordu. O yüzden de o da çok destek. Çünkü yeni gelen hep destekliyor ya ona. Değil mi? Ona bana çok iyi destek yaptı. Biz hala görüşüyor. Görüşüyorsunuz hala. Evet. Sen sonra Belçika'ya gittin. Yok. Beşiktaş'tan. Beşiktaş, Metz gitti. Yani Fransa Metz'e gittin doğru. Fransa, Metz, Krallık, sonra Lille'e gitti. Lille'e gittin. Evet. Oralardaki performansın nasıldı? Çok iyi. Lille zaten. Orada Şampiyonlar Ligi maçlarına da çıktın. Oynadı Şampiyonlar Ligi maç. Lille biz 3. bitti. Ben 3 sene Lille oynadı. Orada birlikte oynadığın yıldız var mıydı böyle star o dönemlerde? Kimle beraber oynadın? Ben o zaman Eden Hazar falan var. Eden Hazar'la oynadın. Eden Hazar. Eden Hazar genç ya. Gençle. 17 yaş. 17 yaş. Bizim takım idman yapıyor ama PAF takım oynuyor. Ama geliyor da A takıma. Geliyor A takım. Bütün A takım idman sonra PAF takım maç. Peki anladın mı o dönem iyi futbolcu olacağını Hazar? Herkes biliyor zaten. Ha biliyordu. Herkes biliyor bu çocuğu. Ben zaten ilk geldim Lille herkes söylüyor. Okey, iki tane oyuncu var. Bir Salih var şimdi. Karagümrük imzatı. Evet. Bir o vardı, bir de Hazard mı vardı? Hazard var. Herkes onunla bahsediyor. Zaten gördün zaten. Hazard Atakim geldi, hemen patladı. Patladı değil mi? Uçtu. Evet. Sen sonra Türkiye'ye ne zaman döndün? Kaç sene sonra? Lille'den sonra, Hüseyin'den sonra Rıza Şalimba yine beni aradı. Ali Eskişehir. Eskişehir'e geldi. Sonra evet. Tekrar zorlandı mı Türkiye'de o kadar sene sonra dönmen? Çok rahatla. Ha çok rahat. Ben geldi zaten ilk sene 15 gol attı Eskişehir. 15 gol attın Eskişehir'e. 15 gol. Vay. 15 gol. Ama Rıza Çalınbay senin baba ya. Gitti takım. Benim baba gibi. O yüzden de ben seni çok seviyorum onu. Çok seviyorsun. Hala görüşür müsün? Görüşüyor. Görüşüyorsun. Sen Ümit Karan'la ve Burak Yılmaz'la oynadın orada. Eskişehir evet. Aa, biz Eskişehir oynarken var ya. Bizim 4 tane uzun var. Ben Mehmet İlmaz, Ümit Karan, Burak İlmaz. Her takım 4 uzun. 4 uzun. İnanılmaz. Çok iyi. Ümit Karan nasıl golcüydü? Ümit Karan da çok iyi golcü. Okey. Ben ona çalışıyordu. Sen ona çalışıyordun. Asist yapıyordun. Evet. Asist yapıyor. Çok iyi. Ben gençler o dönem çok beğendi. Çünkü sadece iyi oyuncular ve iyi adamlar falan orada. O yüzden de bir çok iyi. Burak Yılmaz mesela o sene kaç gol attı? Burak Yılmaz sol oynuyor, sağ açık oynuyor. Sağ açık oynuyor değil mi? Ama çok gol atmadı o zaman. Attırıyor. Asist. Ama o zaman biz hep kavga sahada zaten. Burak gidiyor hep kendi gol atmak istiyor. Ben hep bağırıyor ona. Sen bağırıyorsun. Ama normal adam genç zaten geliyor kiralık. Ama normal adam Fener'den geldi kiralık. Değil mi? Ben orada zaten yıldız. Yıldızsın. Çünkü ilk sen fırça mı atıyordun bana aslında Burak? Ama ben ilk sene zaten 15 gol attım. Burak geldi ben yıldız. Adam hep gol atmak istiyor. Ben söylesen pas ver ya. Sonra ben hep kızıyor ona. Kızıyorsun ona. Peki evet. Onun bu kadar iyi forvet olacağını düşünebildin mi? Önceden. Yok önce çok yetenekli var. Yetenekli. Ama o dönem sağ açık oynuyor. Sağ açık oynuyor. Evet. Çünkü o dönem Burak koşmak çok sevmiyor. Sevmiyor. O yüzden de sonra forvet, okey. Gol vuruş mükemmel. Çünkü idman gol vuruş belli zaten. Belli. İyi golcü ama o da sağ açık oynamak istemiyor. Çünkü gol atmak istiyor. Çünkü bir 4 kişi herkes forvet oynamak istiyor. Tabii. Mehmet İlmaz aynı. Sen. Ümit Karan, ben. Aynı stil. Değil mi? Okey sonra Mehmet İlmaz sol, Burak sağ, ben Ümit Karan forvet. Çünkü ben söylüyorum hocam ben forvet oynamak istiyorum. Müthiş. Ama bu normal. Peki Burak Yılmaz'la bir anın var mı? Sağ içi dışında o dönemlerden.
Yoksa bir şey, gençti tabii o siz. O zaman Burak genç. Normal. Hiç sıkıntı yok. Biz yok. Maçtan sonra dışarı gidiyor. Görüşürüz. Yemeğe görüşüyor. Hiç problem yok. O yüzden de ben şaşırmadım şimdi Türkiye en iyi forvet. Çünkü o zaman Burak çalışıyor. İdmandan sonra kalıyor. Free kick, şut. Her zaman biz beraber. Biz, ben, Ümit, Burak, İdman. Hep biz kalıyor. Kalıyordunuz. Forvetle. Çünkü Rıza Şalınbay idmandan sonra bütün forvetle kalacağız. Çalıştırıyordu. Gol vuruş çalışıyor. Gol vuruş çalışıyor. Peki Lille'deki performansı nasıl buluyorsun? Şampiyon oldu. İnanılmaz goller attı. Normal. Adam zaten 35 yaş. Hala gol atıyor. Gol ama atıyor. Fransa dünyada en zor lig. En zor. Çünkü ben oynadım. Nasıl zor? Oyuncular çok sert. Ve kuvvet. Kuvvetli. Ve koşuyor falan. Koşuyor. Burak o zaman gol atıyor orada. Demek ki çok hala çok iyi. Çok iyi hala. Evet. Demek Türkiye çok sabredemedi onu. Sabredemedi. Evet. Ama gerçi burada Beşiktaş'ta da Galatasaray'da da Trabzonspor'da iyi işler yaptı. Goller attı. Evet. Gol krallıkları yaşadı. Evet. O yüzden de Lille ben şaşırmadım. Çünkü ben Burak oynadı. Biliyorum nasıl kalite. Çünkü sadece ben görmüyor ki idmanda görüyor her zaman. İdmandan sonra o zaman ben şaşırmadım. Çünkü siz bir de 4 forvet oynuyordunuz. Bir de Serdar Özbayraktar vardı değil mi? Evet. O da arada oynuyor. Oynuyordu. Evet evet. Okey benim biz zaten Serdar tanıyorum ben Gençler Birliği ilk sene. Evet. Dünyası bir adam. Çok iyi adam. İyi, biz, çok kuvvetli, çok çalışkan, iyi futbolcu. Hep çalışkan. Zaten çalışkan. Futbol yetenekli var. Bazen okey yetenekli olmuyor. Sen yetenek var ama çalışmasa yetenekli olmuyor. Yetmez. Ama Serdar çok yetenekli yok ama adam çalışıyor ya. Nasıl gördün mü? Bütün takım gitti oynuyor. Doğru. Neden? Demek ki iyi karakter var. İş bırakmıyor ve çalışkan. Doğru. Önemli bu. Ümit Karan'la peki anım var mı Eskişehir'de? Ümit Karan çünkü iyi adamdır, rahat adamdır. Rahat. Relax. Zaten adam zaten Galatasaray'dan geldi. Tabii gece hayatını sever. Büyük yıldız. Okey ama Eskişehir'e geldi kuşuk herkes görüyor. Görüyor. Okay. Rahat edemiyor. Zor. Zor. Evet. O yüzden biz görüşüyor, yemek yiyor, idman yapıyor beraber. Ama iyi adam. Ben hiç sıkıntı yok ona beraber hiç. Ziya Doğan. Ziya Doğan. Bence o ben, okey çok hoca çalıştı, en komik hoca ama iyi adam bak. Biz zaten, okey ben Beşiktaş'a gelmedi önce, Ziya Doğan o benim hoca. Söylüyor, başkan bu yula satma, benim forvet yok. Başkan söylüyor, yok be kardeşim ben bu yula gidiyoruz artık. Para kazanacağım. Para kazanacağım çünkü 4 sene burada, yok. Sonra bir gün, ben okey son sene, bir gün biz idman yapıyor. Benim arkadaşlar sonuçta Tenkaya idman izliyor. Sonra benim bir tane arkadaş maç idman izlemeye geldi. Kız arkadaş. Ama genci falan. Ziyaret gördüm soru Hasan. Kim bu ki? Kim yanıma geldi? Kim ben bakacağız. İdmandan sonra ben gittik. Ki yanıma biz konuştuk falan. Okey sonra söyledi Hasan Çetinkaya. Bu akşam biz yulayı bakacağız. Bu kız. Kim? Kimin yanına geldi? Kim yanıma geldi? Ya Ziya Doğan akşam ya kızın kimle geldiğini, kimle olduğunu öğrenmek istiyor. Akşam da senin evine baskın yapacak. Benim evime yapacak. Tamam. Sonra sen bana dedi Yula. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Ben bu akşam uzay senin evine geliyor ama açma. Tamam kapıyı. Uzay geldi. Bas. Sen de kapıyı açmıyorsun. Ben kapıyı açmıyor ki. Sonra sabah idman geldi. Uzay ben dün senin evine gitti. Sen nerede? Ben söyle uzay ben uyuyor. Ya müthiş. Böyle bir şey yok ya. Hoca nasıl evde... Ya niye öğrenmek istiyor kızın? Ben anlamadım. Ben de söyledi hata. Ne öğrenmek? Ben çocuk mu? Ben kız arkadaş var. Ben istemiyorum. Ben yapıyorum. Ya müthiş. Hatırlar mısın? Sen Beşiktaş'ta oynuyordun. Ben senin evine acayip kentte çekime geldim. Röportaj yaptım. Evet. Seninle röportaj yaptık. Odalara giriyoruz, yatak odasına giriyoruz, salona giriyoruz, odanı, kıyafetlerini çekiyoruz. Sonra bir tane oda var, beni sokmuyorsun oraya, kapalı. Burada ne var ya, oraya girme falan dedim. Girme. Ben açtım kapıyı, bir baktım 4 tane kız var. Bana böyle yaptın. Kardeşim, sen bunu çekme. Sen git şirkete, kanala, sonra akşam gel. Akşam gel. Çakalım. Ya sen ne alemsin ya. Ama benim arkadaşlar geldi ya.
Benim arkadaşlar geldi. Ama sen biraz gece hayatını seviyordun. Yok ama ben geldi Türkiye'ye herkes söylüyor. Telefon geliyordu. Ben gazeteciyim. Ama Taksim'de, Maksim'de sürekli arıyorlar. Yula burada, yula doğru, burada. Doğru, ben geldi zaten bir kere gitti. Bir disco falan burada, tamam. Ben Beşiktaş. Bir kamera geldi. Bana çekmek istedi, dışarı çıktı. Bak ben bilmiyorum nerede bu kamera biliyor ben bu. Ankara'da rahatsın, kimse çekmiyor seni. Kardeşim ben Ankara gidiyor her yer. Çeker. Ne önemli, maçta geliyor, gol atıyor. Kimse bakmıyor. Ama Beşiktaş geldi, paparazzi her yer. Böyle bir şey yok ya. Ben gitti bir parti. Okey, kimse yok. Kamera yok. Kardeşim ben dışarı çıktı. İki tane kamera bekliyor beni. Ben kamera aldı, vurdu aşağıda. Sen yere o kamerayı aldın, kırdın. Yemin ederim kırdı. Sabah, bak sabah ben tesis gitti, kapı, gazeteci, güvenlik gazeteci verdi bana fotoğraf, benim fotoğraf orada, disco, böyle bir şey yok ya. Valla billahi. Sonra başkan aradı mı seni? Evet, sonra artık ben İstanbul gitmedim dışarı, bitti. Bir daha çıkmadın dışarı. Çünkü ben önce bilmiyorum, ben düşünüyorum Ankara gibi. Gidiyor, rahat, hiçbir şey bilmiyorum. Seni sonra Yıldırım Demirören mi aradı? Ya da uyardı bir daha dışarı çıkma diye. Ya bir yönetici falan. Kıvanç Oktay mı? Herhalde o bana o dışarı gitme. Ama zaten sonra biz dışarı gitmek istiyor. Bu zaman arena var. Bu küçük gemin alıyor. Arkadaş yıkıyor. Gidiyor ha, falan. Ondan sonra gizli gizli çıkıyor. Kimse bilmiyor evet. Ziya Doğan'la başka hanım var mı? O da oda dolaşırmış. Telefonları toplarmış. İnterneti kapatırmış. Gerçi o dönemde çok internet yoktu. Şu anda mesela interneti kapatıyormuş, oda dolaşıyormuş, ışıklara bakıyormuş. Normal hep kapatıyor. Evet hep o hocam böyle bir şey yok. O zaten aynı asker gibi falan. Asker gibi, asker yemin, istiyor. Yemin ederim asker gibi siz kamp yapıyor, herkes telefonu kapat saat 10'da falan. Zaten biz tamam kapatıyor. Hocam dışarı hemen açıyor yine. Normal ya, böyle bir şey yok. Müthiş. Hep kamp. Biz 3 gün kamp yapıyor. 3 gün. Kamp yapıyorsunuz. 3 gün sonra bizim... Eşil falan arıyor. Siz nerede? Biz kamp. Onlar da güvenmiyor. İnanmıyor, güvenmiyor. İnanmıyor ki kardeşim. 3 gün mü kamp var? Böyle bir şey. Çünkü Ersun'un bir gün kamp. Ziya Doğan geldi 4-3 gün kamp. Ya olmaz. Sonra ben zaman kaçıyor, gidiyor. Hep sonra geliyor. Ha kaçıyordun kamptan. Zaman gidiyor sonra geliyor. Batuhan gibi. Batuhan da kaçıyormuş ya. Kaçıyor. Eski şöyle. Sen şu anda ne yapıyorsun Yula? Mesela arada gidiyorsun, geliyorsun. Menajerlik yapıyorsun. Evet. Hangi kulüplerde oyuncu verdin? Bir Kocaeli'nin de fotoğrafını gördüm. Kocaeli verdi. Samsun'da bir gördüm. Samsun verdi. Avrupa'da veriyor. Avrupa'ya da veriyorsun. Evet. İyi evet. Oyuncular var sende herhalde. Var. Büyük takımlara verir misin ilerleyen dönemlerde? Vermediğinde ama az kaldı. Az kaldı. O da veriyor. Hayırlı İnşallah. Olsun. Sağ ol kardeşim. Seviyorsun Türkiye'yi. Çok seviyor. Benim ikinci memleket zaten Türkiye. Kimlerle görüşüyorsun burada? Eski arkadaşlarından, futbolcularla. En çok Serdar Özbayrak'ta falan. Serdar Özbayrak'ta görüşüyor. En çok. Evet. Çünkü çok iyi arkadaş. Yattara ile görüşüyorsun. Yattara ile görüşüyor. Zaman zaman Ali Cansu'nda görüşüyor. Ali Cansu'da. Ali Tan Doğan da senin yakın arkadaşın. Hatta senin bir Milklaç olayınız var. Sütlaç. Okey. O zaman zaten ben geliyor Türkiye bilmiyorum. Ben Sütlaç çok seviyor. Sordun. Bu ne dedin? Evet. Bu ne dedi? O bana dedi. Ben söyle bu ne? O söyle Miklas. Ben söyle bu ne Miklas ya bu ne? Sonra bana dedi Sütlaç. Sonra Batuhan aynı. Ben Eskişehir hep Sütlaç 3 tane, 4 tane yiyebilir. 4 tane yiyorsun. Batuhan bana söylüyor. Sen Sütlaç yemesen sonra beyaz oluyor ya. Beyaz oluyor. Batuhan'la var mı böyle enteresan ilginç anım böyle? Batuhan biliyorsun şey. Biliyorum. Uçarı kaçarı bir adam. Evet evet. Şimdi biraz daha olgunlaştı yaşı ilerledi ama. Biz zaten Batuhan biz oynarken gençler bildi biz kamp adamı hep bana dışarı gitmek istiyor ya kardeşim. Dışarı gitmek istiyor. O zaman o adam genç anladın mı? 18-17 falan. Yula abi gel biz dışarıda falan. Çünkü ocak kaptırıyor sen var ocak bir şey söylemiyor. Ha sen varsan bir şey demiyor. Evet sonra ben söylüyorum ya kardeşim sen git yat yarın maç var. Ama kaçıyordu. Ama bilmiyorum kaçıyor. Yula milli takımın performansını nasıl değerlendiriyorsun? Çok başarılıydı. Avrupa Şampiyonası'na gitti ama şampiyonada başarısız oldu. Hiç beklemediğimiz skorlar elde etti. Önce bir şampiyona yorum alayım senden. Neden başarısız olduk? Neden başarılı oldu? Bence onlar gittiği zaman çok güveniyor kendi. Değil mi? Fazla güven mi oldu? Fazla güven. Çünkü rahat. Her maç rahat kazanıyor. Fransa çok takım zaten
kazandı ve beraber. Evet. O zaman çok kendi güveniyor. Ha, biz Fransa'yı yendik, Fransa ile beraber kaldık, şampiyonu herkese yeneriz dedik. Evet. Normal Türkiye milli takım şimdi çok iyi bir oyuncular var. Herkes iyi takımla oynuyor Avrupa falan burada ama olmadı orası. Bence çok güvendi için. Çok güvendi için değil mi? Evet. Yani biraz haddimizi bilseydik, biraz kendimize fazla güvenmeseydik. Kesin iş yapar. İş yapardı. Çünkü çok iyi oyuncular falan var. Peki şu anda nasıl değerlendirirsin? Karadağ maçı 2-0 öndeydi. Son dakikalarda yenilen goller 2-2 bitti. Cebeli Tarık 3-0 net bir skor kazandık ama zorlandık ve Hollanda maçı. Nasıl yorumlarsın? Bence neden böyle? Çünkü zaten Avrupa maçla kaybetti ya. Evet. Okey. Şu an özgüven. Tam özgüven kaybetti. O, bence ne zaman büyük takım kazanıyorsa o zaman özgüven kazanıyor. Artık yine kendi geleceğiz. Yılmaz'la alakalı neler söylemek istersin? Milli takımdaki özellikle performansı. Burak Yılmaz olmadığı zaman Enes'i oynatıyor Şenol Hoca. Evet. Bir forvet sıkıntısı yaşıyor muyuz sence? Zaten Burak, ben söylediğim gibi Türkiye en iyi forvet. O zaman bence Burak oynamıyorsa o zaman takım da belki etkileniyor. Etkileniyor. Halil'i izledin mi hiç? Halil Dervişoğlu'nu hiç denk yok. Geldin mi? İzlemedin. Yok, izlemedim. Enes'i oynattı son maçlarda. Enes de çok eleştiriliyor. Yani milli takım seviyesinde olmadığı belirtiliyor. Ama arkadaşım Türkiye zor. Zor. Her zaman sen ne zaman iş iyi yapamıyorsa hemen eleştiriyor. Eleştirilirsin. Ama ne zaman sen forvet gol atıyor, kötü oynasa önemli, kimse, değil. Önemli değil. Sadece gol. Kötü oyna 90 dakika bir gol at, o zaman herkes en iyi sen. En iyi sen. Böyle. Yula çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Ağzına kardeşim. Sağlık. Sağ ol. Geldin, değerli vaktini ayırdın. Çok keyifli bir söyleşiydi. Sağ da başarılar diliyoruz. Sen de kardeşim. Sevgili seyirciler, Yula ile yaptığımız röportajın sonuna geldik. Gelecek hafta yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.